Evet, şu anda yine biz doğadan size merhaba diyoruz. Yalnız bugünlerde herkesin malumu yangınlardan dolayı biz doğa severler olarak, yani doğa aşığı iki insan olarak biliyorsunuz bizim videolarımızda hep ne kadar keyifli videolar çektiğimizi. Bugünlerde bu olaylardan dolayı son derece üzgünüz. Herkes gibi yani biz de çok fazla üzgünüz. Bu nedenle bir video çekme konusunda ikimiz de düşündük. En azından dedik bir süre video çekmeyelim. Yani şu durumda zaten keyif yapmamız gibi bir şey söz konusu olamıyor maalesef. Bir süre ara vermeyi düşünüyoruz. Yani en azından yani, bu aralar. Evet, yani biliyorsunuz işte şu anda daha hala yangında kontrol altına alınan bölgeler var. Hala yangın devam eden yerler de var. Videolarımızı takip eden insanlar biliyordur. Yani özellikle doğaya çöp atılmasına dahi biz şeyiz, son derece tepki gösteren insanlarız. Yani bu şekilde olması son derece canımızı yaktı. Çok üzüntülüyüz yani bu konuda. İnşallah en kısa zamanda bu da son bulur. Bu günleri de atlatırız. Doğa kendini yenilecektir ama tabii bunun yenilenmesi de uzun zaman alır. Yaralarımızı hep birlikte saracağız. Bu dönemde birlik olmak gerekiyor. En azından o mesajı verelim. Yani yangının neden çıktığı ile alakalı birçok bilgi dolaşıyor da yani biz bu konulara pek girmek istemiyoruz. Önemli olan şu anda bu kötü durumun yaşanmış olması. Bu konuda üzüntülüyüz. Tabii biz yine doğaya çıkacağız her zamanki gibi. Doğadan yana bir şeyimiz yok. Biz doğayı seviyoruz. Yine videolarımız da olacak tabii ki ama bu dönemde bir araya gelip böyle keyifli videolar çekmeyeceğiz. Yani belki daha önceden çektiğimiz görüntüleri yine paylaşarak
videolarımıza devam ederiz. Ama yani bir araya gelerek hani özel etkinlik yapmaya bir süre ara verebiliriz yani. Onun için bu videoyu çekmek istedik. Aslında şöyle bir şey vardı. Bizim mesela özellikle gidip video çekmeyi planladığımız ve güzel etkinlikler yapmayı düşündüğümüz yerler vardı. Buna ara verip ertelemek istiyoruz en azından. Yani bu gideceğimiz yerler yine aklımızda var. Kötü günleri de atlatıp inşallah güzel günlerde görüşebiliriz inşallah. Yani güzel günlerde görüşmek dileğiyle. Ondan sonra da o videolarımıza o günlerde, güzel günlerde devam etmek dileğiyle. Şimdilik biz buradan konuşmayı yapalım. Birlikte hep beraber doğayı hep beraber korumaya davet ediyoruz. Bundan sonra çok da dikkatli olalım. Aynen. Bir de bizim doğada hani yangınlardan çok çok öncesi videolarda hep birlikte gidiyoruz zaten. Sen de fark ediyorsun. Evet. Yani gittiğimiz yerlerde özellikle yani bu yangınlardan çok bağımsız olarak bunu söylüyoruz. Birçok yerde çöptür. Çöpler, şişeler. Yani cam şişeler kırılmış olarak atılmış doğaya. Yani birçok şey görüyoruz. Gerçekten özellikle bazı gördüğümüz yer, en son kamp yaptığımız yeri görmüşsün. Evet, en son kamp yaptığımız yerde bayağı bir vardı. Çöpler atılmış, şişeler. Yani bir de çöp şişeler. Konteyneri evet. Yakınında olmasına rağmen gölün içine bile çöp atılmış. Yani bunları biz gördükçe daha o videolarımızda bunu dile getirip o kötü görüntüleri yansıtmak istemedik ama birçok bunları görüyoruz. Özellikle bu zor günlerde de bunu şu anda dile getirmek istiyorum. Yani bu tarz şeylere dikkat edelim. Yani lütfen arkadaşlar, buraya gidiyoruz. Hepimiz, bu doğa hepimizin. Gördük bak ne kadar içimiz yanıyor. Yani yangın olması gerekmiyor yani. Doğayı kirlettiğimiz evet. zaman bu doğaya dönüşü yine bize olacak yani. Kirlilik olarak yani görüyorsunuz ortam mesela şu anda ne kadar güzel bir yerdeyiz, tertemiz. Yani evet. Burayı kirletmeye bizim ne hakkımız var yani. Burası mesela şehir içinde bir yer, park burası tamam korunuyor. Görevliler var, temizliğini bilmem nesini yapıyor. Ama biz gittiğimiz bir dağ başında her yerde de görevli olmayacak sonuçta yani. Bunun koruması bizlere ait yani, insanlar hepimize ait yani. Doğayı biz nasıl bulduysak tertemiz, Allah nasıl bize tertemiz, güzel bir doğa yaratmışsa biz de bunu korumakla görevliyiz. Yani gittiğimiz her yerde nasıl keyif yapıyoruz, yemeğimizi yiyoruz, ne yapacaksak yapıyoruz. Aynı şekilde doğayı bir çöp dahi bırakmadan herkesin gittiğinde elinde poşeti bilmem nesi evet, var. Evet. Bunu çok zor bir şey değil bu. Aldığın, yediğin, içtiğin ne olursa olsun yani elinde hani sigara da iç, hiç fark etmiyor yani. Ben kimsenin sigarasına bilmem alkolüne bir şeyimiz yok, lafımız yok. İçtin. Her şeyi poşete doldurabilirsin çöpünü, evet. kullanmayacağın şeyleri. O anda o gittiğin bulunduğun bölgede çöp konteyneri de olması şart değil, olmasın yani. Sonuçta orayı bir arabayla gidiyorsun. Evine koy arabana, götürebilirsin. Koy arabana, git bir çöp konteyneri bulduğun yerde bırak. Her yer tertemiz olsun yani. Bizim bu görevimiz yani. Bunları da biz çok fazla sıklıkla daha önceki evet. videolarımızda hep gittiğimiz yerlerde gördüğümüz için bunu da şu zor günlerde özellikle ekstradan belirtmek istedik. Yani bundan sonra en azından bu kötü olaylar, bu yangınlar bize ders olsun. Bundan sonraki doğaya gittiğimiz zaman en azından doğaya biz kendimiz sahip çıkalım. Yangın olmasın yani, hiç önemli değil. Yangın değil yani mevzu sadece. Doğayı kirletmeyelim. Hep birlikte doğaya sahip koruyalım. Çıkalım yani. Ve yaralarımızda inşallah birlik olup saralım. Daha güzel günlerde görüşmek dileğiyle. Bu videomuz bu kadar.